Günaydın arkadaşlar. Bugün sabah kahvaltısında bir şey yapacağım. Sizlere de bir çekim yapayım istedim. Şöyle unumuzu alalım. Basit bir hamur. Un, su, tuz, maya. Mayanın içine 2 tatlı kaşığı şeker ilavesi yaptım. Yeterli. Şöyle mayamızı şekerle aktive ettik. Şöyle 2 tatlı kaşığı tepeleme, hatta 2,5 tuz ilavesi yaptım. Şimdi yapma aşamasına geçelim. Cıvık bir hamur olsun. Güzel yumuşak olsun. Yani. Arkadaşlar şöyle yapın. Elinizi bırakana kadar. Şimdi hamurumuz bu şekilde. Mayalansın, yapım aşamasında görüşelim. Son hali böyle, bu şekilde arkadaşlar. Şimdi üzerine streç çekeceğim. Mayalandıktan sonra yapım aşamasında görüşelim. Arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi çok güzel kabarmış. Şimdi yapım aşamasına geçelim. Şöyle görüyorsunuz nasıl güzel kabardı. Şöyle göstereyim. Şimdi biraz un alacağız tezgaha, yapalım. Şöyle elimize birazcık un alalım. Şöyle hamuru aldık arkadaşlar. Şöyle yapacağım. Şekil verme aşamasına geçelim. Şöyle çok büyük değil, şöyle bezeler koparacağım. Şöyle görüyorsunuz, güzelce bezeledim hepsini. Yapacağım şimdi. Şöyle şimdi baştan başlayalım. Şu şekilde arkadaşlar. Yani donut yapar gibi. Donut da bunun aynısı hamuru arkadaşlar. Sadece biraz şekeri fazla. Şu şekilde bunlar birazcık yer mayası alacak. Arkadaşlar şu şekilde. Şöyle yapın. Elinizi de şöyle değdirin. Şöyle. Bu şekilde olacak. Kalan hamuru da şöyle aldım. Güzelce. Cıvık olsun arkadaşlar. Yoksa sert olur pişiniz. Yani şöyle şöyle.
basit. Bu şekilde bezeliyorum. Şöyle arkadaşlar, gördüğünüz gibi hazırladım tepsiyi. Şimdi şöyle yağında kızdı parça hamur attım. Yağıyla buluşturalım hamurlarımızı. Böyle derin tencere kullanırsanız hem daha güzel kaparlar hem de birbirlerine yapışmazlar. Şimdi üzerlerine besleme yapalım. Bakın daha güzel kabarıyor. Şöyle görüyorsunuz, gayet güzel. Bakalım hemen bakalım. Bakın kaç katına çıktı hacimleri. Dikkat edin, mezunları böyle parçalamayın. Dışı çıtır, içi yumuşacık. Pişirmemiz pişiyor. İlk parti pişirmemiz pişti. Şimdi şöyle halı kağıda koydum. Şöyle görüyorsunuz, gayet güzel oldular. Dediğim gibi hacmin 2-3 katına çıktı. Arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi pişlerimiz hazır. Daha yapıyorum. Bir bölümü hazır. Şöyle daha bir bölümde pişiyor. Şöyle size iç dokusunu göstermek için bir parça aldım elime. Şöyle görüyorsunuz, yumuşacık. Öbürleri çok sıcak çünkü. Beğendiyseniz kanalımda kalın. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Like atıp destek olursanız sevinirim. Afiyet olsun.